arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. elimdeki güzel modelimizi bugün sizlerle birlikte çalışacağız modelimiz örümcek ve trabzanlardan oluşmakta dilediğimiz e, yerlerde kullanabiliriz etollerde şallarda yeleklerde e, bebek kıyafetlerinde dilediğimiz uygun yerlerde uygun iplerle kullanabiliriz hemen e, Örmeye başlayalım kolay gelsin modelimizi Örmek için altına ikili trabzan’dan oluşan zeminimizi hazırladım. Zeminimizin üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım. En sona 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bu e, trabzanları yapmaya da bilirsiniz. Direkt modelimizi uygulayabilirsiniz. Bir tane daha trabzanımı ilave ediyorum. modelimin kenarlarında 3 tane trabzanımız oldu. Bir tane örümcek için ilmeğimi uzatıyorum bakınız örümcek örgümüzde biliyorsunuz Dilediğiniz uzunlukta yapabiliyorsunuz tamamen kendi elimizde ve kullanacağımız örgü modeline göre değişkenlik göstermekte Şimdi normal bir şekilde çekiyorum başını doluyorum İpimin içerisinden geçiyorum ve bir tane örümceğin tekli kısmını alarak örüyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5. trabzana gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 zincirimi ilave ediyorum tekrar tığımın başını dolayarak bir trabzanımın olduğu yere 4 tane trabzan örüyorum. Aynı yere 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı da ördükten sonra yine örümceğimi örüyorum. Bir önceki boya yakın bir boyda çekiyorum. Tekli olan yerden girerek bir tane ilmeğimi geçiriyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum örümcekten sonra ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Örmüş olduğum trabzanımın üzerine hemen 3 tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi 4 trabzanı ardı ardına örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şöyle bakalım modelimize. Kenar için 3 tane trabzanımızı ördük. Bir örümceğimizi yaptıktan sonra 4 trabzan atladım. 5. trabzanın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Trabzanın üzerine 3 zincir çektik ve aynı yere ilk trabzanımızı battığımız yere 4 tane daha trabzanımızı ördük. Yine örümceğimizi yaptık. 4 tane atladık. 5. trabzanın üzerine bir trabzan 3 zincir tekrar 4 trabzanımızı ördük. Yine örümceğimizi örelim ilmeğimi uzatıyorum ipimi doluyorum tekli yerinden girerek geçiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5. trabzanımın üzerine geliyorum ve örmeye başlıyorum bir tane trabzan ördüm üzerine 1 2 3 Zincirimi de çektikten sonra tekrar tığımı başını dolayarak 4 trabzanımı örmek için tekrar yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı yine ördüm. Şöyle görelim bakın modelimizi. Ve bir tane örümceğimi örüyorum. Uzatıyorum. Tekli olan yerden giriyorum geçiyorum içinden ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 gelerek bir trabzanımı örüyorum trabzanımın üzerine hemen 1 2 3 zincir tığımın başını dolayarak bir trabzan ördüğümüz yere 4 trabzanımızı daha ilave ediyoruz 1 2 3 4 Tekrar örümceğimi uzatıyorum. Kapatıyorum. Tekin içinden geçiyorum. Tekrar kapatıyorum. Bir zincirle tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 Başını doladım tığımın. Bir tane trabzan. 1 2 3 zincir aynı yere 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane örümceğimi uzatıyorum. İçinden geçerek çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. En sondaki zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızda da yine aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Birinci sıramızda yapmış olduğumuz gibi 3 tane zincirimi bitirme yönünde çekiyorum. Ve çeviriyorum. Uzatıyorum. Bakınız ilmeğimi örümceğimle başlıyorum çekiyorum ve bir tane zincirimle kapatıyorum. Alt sırada yapmış olduğumuz gibi bir tane trabzan, 3 zincir, 4 tane trabzan kurulumunu bu sıramızda da yapıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz 3 zincirimizin içerisine tığımın başını dolayarak batıyorum ve hemen bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi aynen ilave ediyorum. Arkasından 3 tane, 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 zincirimden sonra alt sıradaki 3 zincirin içerisine 4 trabzanımızı örelim. 4. trabzanımızdan sonra ilmeğimizi uzatarak yine örümceğimizi örmeye başlayalım ve bir tane zincirle kapatalım. Tığımın başını dolayarak alt sıradaki 3 zincir yapmış olduğumuz yere girip bir tane trabzanımızı örelim. Trabzanımızın üzerine 1, 2, 3 zincir. 3 zincir sonrasında 4 tane trabzanı bu alttaki zincirin içerisine girerek dolduralım. 1, 2, 3 ve 4. Örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum. İçinden geçiyorum. Tekli ilmeğimi alıyorum. Kapatıp bir tane zinciri çekiyorum. Tığımın başını dolayarak alt sırada yaptığım 3 zincirin olduğu yere gelip bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3 zincir ve aynı yere 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4 4 trabzanımızdan sonra yine örümceğimiz için ilmeğimizi uzatıyoruz içinden geçiyorum tekli tarafından alıp kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum alt sıradaki hazırlamış olduğumuz yuvamızın içerisine bir tane trabzanımı örüyorum 3 zincir 4 trabzan. 1 2 3 ve 4 Örgümüzü Bakınız bu şekilde Örerek ilerliyoruz. Tekrar ederek Örümceğimi ve trabzanlarım uç noktaya Kadar geldim. En son örümceğimi Çektikten sonra kenar Trabzanlarımın üzerine birer birer Örüyorum. 1 Bir, 2, 3. Burada bir tane de olabilir. Ya da yelek görüyor isek 7 ya da 8 tane trabzan da örebiliriz. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. Ve bu dilimi 3. sırasına başlamak üzere hazır hale getiriyorum. Şöyle gördüğümüz zaman modelimizi bakınız çapraz bir şekilde trabzanlar yer değiştirmekte. Şimdiki sıramızda birinci sıramızda uyguladığımız yerde uygulayacağız. Hemen bir tanesini uygulayalım. Bakınız 3 zincir olarak çektiğimiz yerler modelimizin yerleşeceği yerler. Örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum. Tekinin içerisinden geçirip kapatıyorum ve bir zincir. Tığımın başını dolayarak 3 zincir çekmiş olduğumuz zeminimizin içerisine giriyorum. 1 tane trabzan, 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanı ardı ardına örüyorum. 1, 2, 3, 4 Modelimiz ilk sırada uyguladığımız yere geçti. Bakınız bir solda bir sağda bir solda bir sağda aralarda örümcek olacak şekilde dilediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edelim. Modelimi ben örerek büyüttüm. Şu şekilde bakınız gayet güzel örümcekler ve trabzanlardan oluşan modelimizi dilediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Evet hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.